Beslenme hikayesi değil. Buraya gelirken hep arkadaşlarımızı uyuyorum. Beslenme ile ilgili bir şey. Onkoloji uzmanı Profesör Doktor Yavuz Dizdar, Bodrum'un çeşitli okullarında öğrencilerle bir araya geliyor. Bodrum'a yer açtı. Amerikan Hastanesi normalde İstanbul'da en pahalı hastane. Yaveş Gari, Bodrum Birliği tarafından Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 6. Slow Food Toprak Ana Günleri ve Yerli Malı Haftası 11-14 Aralık tarihleri arasında Bodrum'da gerçekleştiriliyor. Yazdığı kitap nedeniyle son günlerde ulusal medyada çok konuşulan isimlerden onkoloji uzmanı Doktor Yavuz Dizdar, etkinlikler kapsamında Bodrum'daki çeşitli okullarda yerel ve sağlıklı beslenme ya da fast food başlıklı seminerler veriyor. Bu derecede kendinizi kurcalatmayın, tavsiyemiz. Bir şey ancak belirti verirse yaparsanız daha iyi sonuç veriyor. İlk seminer bugün sabah saatlerinde Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. İki bölüm halinde yapılan seminerde öğrenciler Dizdar'ı dikkatle dinledi. Seminerde Kent Haber'e konuşan onkoloji uzmanı Doktor Yavuz Dizdar şunları söyledi. Her sene efendim geliyoruz. Bu sene ortalık biraz karıştığı için iki gün için geldik. Aslında dört gündür. Gelemediğimiz okulları sonrasında telafi etmeye çalışacağız. Niye yapıyoruz? Öğrencilere gelecekleri konusunda uyarıda bulunmak için. Bu bir beslenme toplantısı değil, yanlış anlaşılmasın. Bu tamamen öğrencilerin geleceğinin endüstrileşme nedeniyle riske girdiğini anlatma toplantısı. Yani bunların işleri olmayacak, bunların konumları, pozisyonları olmayacak toplum içerisinde ve o nedenle de ciddi anlamda sıkıntı yaşayacaklar. Beslenme ve hastalık bunun bir parçası. Vicdan Hayat Kurtarır kitabında kanser tarama programları ile ilgili yazdıkları nedeniyle tartışılan Dizdar şu ifadeleri kullandı. Geçen hafta efendim bir şekilde insanlarla tartışarak geçirdik. Ne tartıştık ki? Herkesin bildiği, ayan beyan olan aşırı tanılar, aşırı tedaviler, tıbbın ticarileşmesi kavramlarını tartıştık. Bugün sonunda bizi de bir şekilde kınamayla cezalandırdılar. Halbuki söylenenin doğru olduğunu herkes iyi biliyor. Biz bu öğrencilere, o yüzden gençlere gelecek konusunda uyarıda bulunmaya çalışıyoruz. Kendiniz vücudunuzu doğru düzgün beslenmezseniz, besleyemezseniz, siz çocuk yapmaktan tutunuz, siz normal sağlığınızı sürdürmeye kadar risk altında olacaksınız. Birisinin hasta olması zaten o aile için yeterince büyük yüktür. Düşününüz ki evlenmişsiniz, çocuğunuz olmuş ama otistiğe dönmüş, 2,5-3 yaşında. Hayatınız boyunca bakımından sorumlu büyüyen bir ferdiniz var artık. Biz bunları söylemeye çalışıyoruz. Ama bu sistem genel sistemdir. Yani siz bu kadar etrafı betonlaştırırsanız, bu kadar etrafı her şeyi paraya tedavül hale getirirseniz, işte tarım arazileri ortadan kalktı. Ne oldu efendim? Tarım arazisi kalkınca tabii ki büyük endüstri girip büyük araziler üzerinden size ucuza, ucuz marketlerle malları satmaya başlıyor. Çocuklar ne iş yapacak? Bakkal kalmadı, çakkal kalmadı, hiçbir şey kalmadı. Bunu anlatıyoruz. Onkoloji uzmanı Profesör Doktor Yavuz Dizdar okullarla ilgili değerlendirme de yaparak sözlerini şöyle noktaladı. Bu okullar iyi. Bu okulların çünkü öğretmenleri iyi. Ben başka okulları da müşahede ediyorum. Yani bazı okullar var, hiçbir şekilde çocuklardan bir tepki gelmiyor. Çağırmışlar ama hani niye çağırmışlar onu da anlamıyorsunuz ama genel olarak okullarımızın durumu kötü değil efendim. Bunu kesinlikle söylemeliyim. Çocuklar da olayı basit bir beslenme meselesi olmadığını, bilakis kültür eksikliklerini de gidermek zorunda olduklarını, aksi takdirde bu sistemin onları hırpalayacağının farkındalar. Çünkü biz hep kül kedisinin Cinderella'ya dönüşüm modeli olarak yetiştirildik. Yani büyüyünce Cinderella olacaksın, prens olacaksın, prenses olacaksın. Ama esas o değil ki. Ben çok daha iyi okullar gördüm, ben size söyleyeyim. Yıllık 130 bin küsur dolar ödenen okulun amacı sadece gelenlere adam olmayı öğretmek. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Sanat öğretiyor, spor öğretiyor, adam olmayı öğretiyor. Genel kültür veriyor. Nasıl olsa çocuk zaten prens, prenses.